Selam arkadaşlar, kanala ve videoya hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugün sizler için Valorant'a benzeyen en iyi mobil savaş oyunlarını derlemeye çalıştım. Listede birinci şahıs oyunlarda yer alıyor, üçüncü şahıs oyunlarda ve hepsi online desteğine sahip. Yani hem arkadaşlarınızla hem de rakiplerle kıyasaya mücadele edebilirsiniz. Listeyi sonuna kadar izledikten sonra oynadığınız oyunlar hakkındaki görüşlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Lafı daha fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. İlk oyunumuz Shadowgun Wargames. Özellikle Shadowgun Legends'ı oynayanlar için mutlaka tercih edilmesi gereken bir yapım. Shadowgun Legends'dan farklı olarak içerisinde herhangi bir PvE modu bulunmuyor arkadaşlar. Tamamen PvP yapabileceğiniz bir oyun ve Shadowgun Legends gibi bir RPG yapımı değil. Tamamen online FPS oyunu ve rekabet özellikleri mutlaka bu oyunda mevcut. Oynamak istiyorsanız deneyebileceğiniz güzel yapımlardan biri. Oyunda bol bol ajan var. Her ajanın bir tane yeteneği var. Bu yetenek yeri geliyor sizi kurtarabiliyor. Yeri geliyor takım arkadaşınız destekleyebiliyor. Ne kadar standart bir oyun gibi dursa da 120 FPS desteği olduğu için bence oldukça rekabetçi ortamlar yaratabiliyor. Bu oyunu oynarken gerçekten zevk aldım. Sadece oyunun biraz daha renkli olmasını isterdim. En yüksek ayarları aldığınız zaman bile oyundaki birazcık sönüklüğü hissediyorsunuz. Shadowgun Wargames bence Valorant'a benzeyen güzel yapımlardan biri. İkinci oyunumuz Mezcan. İlk oyunumuz Shadowgun Wargames kadar ciddi bir yapım değil. Gördüğünüz gibi kartun ve renkli grafiklere sahip. Ve bu oyun belki de Valorant'a benzeyen en kötü yapımlardan biri olabilir. Oyunun kendisi kötü değil. Valorant'a benzemediği için öyle diyorum. Biliyorum ilk başta Valorant'a benzeyen oyunları listeleyeceğim dedim. Ama bu listeyi aynı zamanda en iyi mobil nişancı oyunlarıyla da karıştırmak istedim. Yani listeyi sonuna kadar izleyen herkes aradığı şeyi bulacaktır gençler. Mezcan'dan bahsedecek olursak CSGO'ya daha çok benzediğini söyleyebilirim. Tabii ki grafiksel anlamda değil. Tamamen oynanış anlamında ve CSGO'daki kaplamaların birçoğu Mezcan'da da var. Hatta belki de CSGO'dakilerden daha güzel kaplamalar bulabilirsiniz. Bu oyunu herkese tavsiye ederim. Ben severek oynadım. Üçüncü oyunumuz Respawnables. Oynayabileceğiniz güzel yapımlardan biri. Gördüğünüz gibi daha çok ciddi bir yapım değil. Olabildiğince eğlence odaklı bir yapım. Ve bu oyunu sadece üçüncü şahıs bakış açısında oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani üçüncü şahıs bakış açısını sevenler için en eğlenceli yapımlardan biri şu an karşınızda duruyor. Gördüğünüz gibi ateş ederken karşınızda karikatür efektleri beliriyor. Ve bu da oyunu daha eğlenceli hale getiriyor. Karakter tasarımları oldukça eğlenceli. Farklı tasarıma sahip karakterlerin farklı silahlarını kullanarak kendinize göre bir oynanış belirleyebilirsiniz. Bu oyunu farklı kılan şeylerden biri de sadece online modu yok. Online modundan sıkıldığınız zaman single modunu oynayabilirsiniz. Single modda bildiğiniz botlarla görev yapıyorsunuz arkadaşlar. Size 3 bot vur diyor, 5 bot vur diyor. Bazı botlar daha da zorlayıcı oluyor. Yani garip bir oyun ama denenmeye değer bir oyun. Biliyorum bu oyun Valorant Mobile'e benzemiyor ama eğlendiğim yapımlardan biri. Nişancı oyunları öneriyorken de bu oyunu da listeye eklemek istedim. Dördüncü oyunumuz Frag Pro Shooter. Belki de Valorant'a en benzemeyen mobil FPS oyunlarından biri olabilir. Aslında bu oyun hem mobil FPS oyunu hem de üçüncü şahıs bakış açısına sahip bir TPS oyunu arkadaşlar. İkisini de seçebiliyorsunuz. Bu oyunun oynanışı oldukça farklı. Dörtlü beşli takımlar halinde oynuyorsunuz. Oynanış halindeyken kahramanınızı değiştirebiliyorsunuz ve bu bence oldukça güzel. Çünkü ilk etapta haritaya girdiğiniz zaman ilk kahramandan sıkılabiliyorsunuz. İkinci bir kahramana bazı oyunlarda direkt olarak geçemiyorsunuz. Ama bu oyun size öyle bir imkan verebiliyor. Sakın kesinlikle oyunu 4v4, 5v5 oynuyormuş gibi algılamayın. Bildiğiniz 1v1 atıyorsunuz. Herkes 4-5 tane kahramanı kontrol ediyor. Oldukça eğlenceli bir yapım. Aynı Valorant'ı olduğu gibi kahramanlarımızın belli başlı yetenekleri var. Ve her kahraman birbirinden farklı tasarlanmış. Ben oyunu oynarken çok eğlendim. Bayağı bir kişi de oyunu sevmiş. Sadece oyunu eleştireceğim noktalardan biri. Oyunda en yüksek grafiklerde oynamak istiyorsanız belli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bu hayatımda gördüğüm en garip ücretlendirme. Beşinci oyunumuz Shellfire. Valorant'a benzeyen en güzel yapımlardan biri olabilir. Google Play'de her ne kadar puanı düşük olsa da bence oynarken oldukça eğlenebileceğiniz bir yapım. Grafikleri muazzam değil ama çok kötü de değil. Birçok telefon modeli bu oyunu çok rahat bir şekilde çalıştırabilir. Aslında bu oyun Overwatch'a daha çok benziyor. Hatta Paladins'ten de birçok alıntı mevcut arkadaşlar. Ama şunu söylemem lazım. Zaten Valorant'ta CSGO ile Overwatch gibi oyunların birleşimi bir yapım. Shellfire'ı da böyle düşünebilirsiniz. Listede en çok bence Valorant'a benzeyen yapımlardan birisi Shellfire. Hala oynamadıysanız düşük puanına kanmadan
Bence girip bir deneyin. Hindistan'da bu oyun oldukça fazla popüler. Nothing gets past me. Amazing. 6. oyunumuz Modern Combat vs. oynayabileceğiniz en ciddi yapımlardan biri. Bu oyunu bilgisayarda da oynayabiliyorsunuz ama çapraz platformu tam olarak emin değilim. Windows Store'unuz varsa bedava bir şekilde indirip oynamanız mümkün. Oyundan bahsedecek olursak gördüğünüz gibi FPS bir bakış açısıyla oynuyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde 3. şahsa geçemiyorsunuz. Bu bence güzel. FPS oynamak bazen çok daha zevkli oluyor. Bu oyunda amacınız bölgeyle geçirmek. Tabii ki farklı modlar var. Yine ajanlar var gençler bu oyunda. Farklı farklı ajanları seçiyorsunuz. Her ajanın bir tane yeteneği oluyor. Ve farklı silah türleri de aynı şekilde oyuna eklenmiş. Gerçekçi silah seslerine sahip. Auto fire özelliği var. Tabii ki açıp kapatabiliyorsunuz. Sadece maçların çok hızlı sürdüğünü düşünüyorum. Yani oyundan tam zevk alacaksınız. Bir anda zevkiniz çok çabuk bittiği için sönebiliyor. Ve ilk etaplarda karşınıza bol bol bot geliyor. İlk etapları geçtikten sonra ilerleyin. Ve mutlaka sabredin. Eğlenceli bir maç atacaksınız. 7. oyunumuz Battle Prime. Gerçekten Google Play'den neden kaldırıldığını bir türlü anlayamadığım bir oyun. Bu oyunu oynayabilmek için TapTap'ten veya farklı APK uygulamalarından indirmeniz gerekiyor. Oyunun gerçekten Google Play'den neden kalktığını bilen varsa yorumlara yazarsa çok sevinirim. Battle Prime çıktığında benim çok hoşuma giden bir yapım oldu. Oyunun 120 FPS desteği var ve grafikleri muazzam. Gerçekten muazzam. Keşke oyunun bir de FPS yani FPP bakış açısı olsa çok daha güzel olacak. Bu oyunu sadece 3. bakış açısından oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve oyunun güzel bir hikayesinin olmasının yanı sıra farklı özelliklere sahip şampiyonlarla oynayabilmek çok daha güzel. Garip bir şekilde oyunun bir hikayesi var gençler. Yani kurulu olduğu altyapı da sağlam. Mobile gelmiş en iyi mobil oyunlardan biri olduğunu düşünüyorum. Online desteğinin olması ve farklı oyun modları farklı haritalarda oynayabilmek bence çok güzel. Premium bir oyun oynamayan varsa mutlaka denesin. 8. oyunumuz Warafter şu ana kadar oynayabileceğiniz en iyi yapımlar arasında başı çekebilecek bir yapım. Ama şu an için erken erişimde yayınlanıyor. Yani henüz tam sürüme geçmedi. Özellikle açık beta'ya geçmeden önce tabii ki Warafter'ın geliştirmesi gereken çok fazla şey var. Bence performans sorununu düzeltmeleri lazım. Çok iyi bir işlemciye chipset'e sahip olsanız bile oyun 60 FPS'ten bazen düşebiliyor ve çok fazla karşınıza FPS drop gelebiliyor. Oyunun ilk etaplarında bile karşınıza bots gelmiyor. Çok heyecanlı maçlar geçirebiliyorsunuz. Farklı oyun modları var. Tabii ki şu an için hepsi aktif değil. Ama bu oyunun hissiyatı benim çok hoşuma gitti. Silah tasarımları, çevre tasarımları çok old school duruyor. Oldukça güzel bir yapım olacak bence. Bu oyunu da denemenizi tavsiye ediyorum. Biliyorum bu oyun Valorant'a benzemiyor. Ajanların herhangi bir özelliği yok. Bildiğiniz CSGO benzeri bir yapım. Ama benim sevdiğim nişancı oyunlarından olduğu için bu listede yer aldı. 9. oyunumuz Respawnable Heroes gerçekten çok güzel bir yapım ve fark ettiyseniz listemizin 3. oyunu ile aynı geliştirici tarafından geliştiriliyor. Ve oyuna bakılarak düşünüldüğü zaman bu oyun ondan çok üstün bir yapıma sahip. Özellikle grafiksel anlamda oyun baya gelişmiş. Oyundaki karakter animasyonları bile çok güzel ve ilk oyuna göre bildiğiniz gibi Valorant'a çok daha fazla benziyor. Çünkü kahramanlarınız var, kahramanlarınızın ikişer tane yeteneği var. Aynı Valorant'ta olduğu gibi farklı yetenek kombinleri yapabiliyorsunuz. Kahramanınızı geliştirebiliyorsunuz. Kahraman geliştirmek Valorant'ta yok ama bu oyunda var gençler. Bu da bazen durumu pay to win hale sokabiliyor. Umarım bu özelliği dengelemeyi başarabilirler çünkü oyunun zevkini öldürebilir arkadaşlar. Bu oyunda da farklı şampiyonlar var. İlk etapta değindiğim gibi farklı şampiyonların farklı yetenekleriyle takımınıza destek olabilirsiniz. Bazı şampiyonlar ofansif, bazıları saldırgan, bazıları ise tamamen takım desteği için yaratılmış. Yani bir şifacı bile olabilirsiniz. Ben oynarken çok zevk aldım. Umarım en kısa sürede tam sürüme geçer. Ha söylemeyi unuttum bu arada. Bu oyunda erken erişimde ama yine de girip oynayabilirsiniz. Bence şu an bile tadından yenmeyen bir oyun. 10. ve listemizin son oyunu Disorder. Biliyorum bu ismi duyunca hepiniz bu oyunun bu listede ne işi var dediğinizi duyar gibiyim. Herkes bu oyunu genelde Battle Royale oyunu olarak düşünüyor. Tamam farklı Battle Royale modları var, farklı oynanış türlerine sahip. Ama Disorder sadece bir Battle Royale oyunu değil. Bu oyunda bildiğiniz bölge geçirme oyunları da var. Yani çok daha farklı bir oyun gibi düşünebilirsiniz. Farklı modların olması bence güzel. Bu oyunu şu an için sadece TapTap'ten ve diğer APK uygulamalarından indirmeniz gerekiyor. Google Play'de veya Apple App Store'da maalesef ki yok.
En kısa zamanda Niteyiz Games umarım bu oyunu Avrupa'ya getirir. Şu an için Asya sunucularında oynuyoruz. Bu da birazcık da olsa ping problemi yaşatabiliyor. Ve sanki oyunun bir tık optimizasyon problemi var. Ya da ben oyunu çok yüksek grafiklerde oynamaya çalıştığım için FPS drop'u yediğim zaman çıldırıyorum. Ama Disorder'da denemenizi tavsiye ederim. Ve videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden güzel bir video olmuştur. Buna benzeyen videoların daha sık gelmesi için lütfen bu videoyu beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.